Annem öldürdüğünün kanıtı yok diye seni bırakmıştım. Artık elimde bir kanıt var. O kanıtı sen verdin elime. Fırat, Nazlı ile o fotoğrafları çektikten sonra ona hiçbir şey yapmadım. Dokunmadım. Şüphelen diye sadece. Yemin ediyorum gerçek. Artık aramızdaki tek gerçek ölüm Cemil. Ölüm. Yapma. Nazlı, ne işin var burada? Sibel, onu da alıp gidin buradan çabuk. Hayır Fırat, ben siz hiçbir yere gitmiyorum. Bu pislik var ya, hepimize oyun yapmış. Benim kılıma bile dokunmamış Fırat. Doğru söylüyor Fırat. Cemil'den şüphelenip Nazlı'yı doktora götürdüm. Söylediklerinin hepsi doğru. İstersen doktorla konuşabilirsin. Fırat, gerçekten dokunmadım ona. Sen de benim gibi şüpheli acı çek diye yaptın. Yapma Fırat. Nişanlımla geçirdiğin o geceden sonra nasıl delirdiğimi gör, anla istedim. Konuşma lan! Fırat, yalvarırım yapma. Hiçbir şey yapmamış olsa bile sana yaşattığı acı yeter. Fırat, ne olur bırak. Bırak Allah'ından bulsun. Olmaz. Bu manyak yine başımıza bela olacak, yine. Fırat, o bomba patlarsa hepimiz öleceğiz. Bak sana söz veriyorum. Bundan sonra ne yaşarsak yaşayalım, Nazlı'yı karıştırmayacağım. Söz veriyorum. Fırat! Fırat! Beyler! Beyler! Hepiniz sakin olun. Sakin. Fırat! Fırat, hani, hani beni sevdiğini söylemiştin ha? Bak, eğer gerçekten seviyorsan ne olur bırak şu işin peşini artık. Çünkü benim artık dayanacak gücüm kalmadı Fırat. Hayır! Yaklaşmayın! Bomba hala elinde! Çekilin lan şöyle! Çekil! Arabaya! Arabaya! Bırak! Bırak! Patlatırım. Yaklaşan olursa patlatırım. Kaçın!
Çok canın acıyor mu? Hiç acımıyor. Söylediklerinden sonra acım kalır. Yine de hastaneye gitsek iyi olur. Yaraların hiç iyi gözükmüyor Fırat. Gerek yok Sibel. Olmadı Ekrem abi şirkete çağırırız. Olsun eve gitseydik. Dinlenirdin biraz. Yok Ece beni böyle görmesin. Biraz toparlayayım öyle geçeriz. Beğendin mi lan yaptığını? Herifçioğlu az kalsın öldürecekti bizi. Fırsatımız varken sıkacaktık kafasına. Bu kim kimi öldürdü karşılaşması değildi Necati. Fırat'a acı vermek istiyordum, başardım. Herif kendini öldürmeyi göze alacak kadar delirdi acısından. Ya öyle mi? Pişman olacaksın Cemil. Fırat bunu senin yanına asla bırakmaz. Hiç zannetmiyorum. Bugün anladı. Bana ne yaparsa yapsın karşılığını kat be kat alacağını anladı Fırat. Ya bana yapacakları? Ortak olduğumuzu da anladı artık. O senin sorunun Necati. İşlerini büyütmek için benimle ortak oldun ama bunun için paraya değil, cesarete ihtiyacın olduğunu anlamalıydın. Allah belanı versin Cemil. Allah belanı versin. Bitti, bitti. Ortaklık bitti. Artık ortak falan değiliz. Fırat seni gebertmeye geldiğinde de sakın ha, sakın beni arama. Sakın. Gerizekalı. Kendini vazgeçilmez sanıyor. Mezarlıklar bunun gibi kendini vazgeçilmez sananlarla dolu. Bence sen de saçma oyunları bırakmalısın artık. Ne? Ne dedin sen? Artık seninle çalışmayacağım. Canım soğukta bulmadım. Jean-Claude! Hemen buraya gelmeni emrediyorum. Abi çağırsana. Tamam başkan. Mestan. Sen de Ece'yi alıp Sarıyer'deki eve götür. O manyağın bu saatten sonra ne halt edeceği belli olmaz. Tamam abi. Sibel. Sen de Mestan'la git. Biraz Ece'yle ilgilenirsen sevinirim. Ben senin yanında kalmak istiyordum ama. Sibel hadi ya hadi. Hadi. Aygun Hanım. Fırat Beyler gelmiş galiba. Müsaitse görüşebilir miyim? Hayır, değil. Ne oldu Refik? Bir şey mi var? Fırat Bey iyi mi? İyi, merak etme. Sana ihtiyacımız olursa biz çağırırız seni. Hadi sen bizi aşağıda bekle. Niye böyle yapıyorsun Saldık Bey? Ne yapıyorum ya? Cemil'le bir şeyler oluyor belli. Ben sadece yardım etmek istiyorum. Tamam, tamam. Başkanla konuşurum ben bir ara. Hadi bizi aşağıda bekle. Hadi. Öldürecektin kendini.
Ama ölmedim değil mi? Bak buradayım. Ve hep yanında olacağım. Buna inanmak istiyorum. Ama... Ama? Korkuyorum. Sanki her an kötü bir şey olacakmış gibi geliyor. Artık senden saklayacak bir şeyim kalmadı. Nasıl belalı bir hayatım olduğunu gördüm. Silahımı neden bırakamadığımı da. Yani... sana tamamen huzurlu bir hayatın sözünü veremem. Ama seni hep seveceğim. Ve hep yanında olacağımın garantisini veririm. Yok, yok, yok. Benim kızım yapmaz öyle şey. Yanlış görmüştür Kadriye'nin kocası. Ya öyle olsa bana niye yeminler etsin ki? Yalan mı söyledi? Ya üstelik dedi ki yani ben asla evlenmeyeceğim. Aşk maşk hepsi yalan dedi. Bence mutlaka başka bir şey vardır, onu da söyleyeyim ben sana. Vallahi sen öyle diyorsan öyledir arkadaşım yani. Senin kızını senden iyi kim tanıyacak? Ay, nerede kaldı bunlar ya? Bir hava almaya çıktılar. Arayayım diyorum İffet'i, aratmıyorsun. Ya şirketten arkadaşları var ya yanında. Utandırmayayım dedim. Zaten 40 yılda bir başka biri geldi İffet'in dışında. Yani Mualla, kusura bakma ama sen de pek bir yumuşak yüzlüsün arkadaşım ya. Bak ben İffet'e göz açtırıyor muyum? Bir açtırsa, oho kim bilir neler yapar neler. Sen de Nazlı'nın iplerini sıkı tutacaksın azıcık. Yani bugün değilse yarın bir adam çıkar karşısına. Aklını karıştırır Allah muhafaza. Al başına belayı yani. Kızım, kızını dövmeyen dizini döver. Boşuna dememişler bak. Tecrübeyle sabit. Ay içimi şişirdi Natifet. İpini sıkı tut diyorsun. Nasıl tutayım? Sabah çıkıyor, akşam geliyor eve. Ben nereden bileyim ki orada kimle ne yapıyor? Ne yapayım yani? Peşine adam mı takayım? Takip mi ettireyim? Vallahi gerekiyorsa yapacaksın arkadaşım, mecbur. Bir kere telefonuna mutlaka bakacaksın. Kimle konuşuyor, kimle mesajlaşıyor. O mesajlarda neler yazılıyor. Hepsine bakacaksın. Ay Atifet, senden korkulur. Sen yapıyor musun bunların hepsini? Aa, tabii yapıyorum. Var ya, ben bir kere her hafta odasını didik didik ararım. Bütün kıyafetlerini tek tek koklarım. Bakayım üstüne başka yabancı bir koku sinmiş midir diye. Kızım, aa, bu zamanda İstanbul'da kız yetiştirmek kolay mı ya? Vallahi gözünden öyle sürmeyi çekip alırlar da ruhun duymaz. Ah Nazlıcığım, ah neler yaptırıyorsun bana. Ay dur ben İffet'i bir arayayım da bir gelsin bakayım. Bir şey varsa ben 2 dakikada alırım ağzından. Yine rahat durmamışsın anlaşılan. Bu sefer ne oldu? Kamyon mu çarptı? Bize haber vermeden kavgaya düşersen olacağı bu işte başkan. Bu yüzündeki morluklar mühim değil de geçer nasıl olsa. Kaburgan ne alemde ona bakalım. Şunu bir çıkar. Yavaş. Ben bir su getireyim. Ekrem abi çıkarsana şunu. Burası mı? Aa, evet. Çok mu acıyor? Evet. Çatlak olabilir. Hemen bir hastaneye gitmen lazım. Bir ara giderim. Bir ara değil, hemen git. Baban gibisin sen de. Hiç kendini acımıyorsun ya. Hadi başkan. Bu ilaçları al. Tamamdır Ekrem abi. Yavaş.
Kızım, bu yaramaz adam bundan sonra sana emanet. Derhal bir hastaneye gidin. Biraz istirahat etsin. Tamam mı? Tamam. Hı. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol abi. Saltuk, Ekrem abiyi yolcu et. İşini de hallet. Tamamdır. Ne oldu ya, utandın mı? Ne de olsa yakında evleneceğiz. Evlenmek mi? Ne o? Sana evlenme teklif ettiğimi unuttun galiba. Yok da o zamandı. Ne demek o zamandı? Evlenme teklifinin son kullanma tarihi mi olur? Yok, olmaz da yani ne bileyim ben o zaman kendini suçlu hissediyorsun diye şey yaptım sandım. İnatçı küçüğüm benim. Hala inanmıyorsun değil mi seni sevdiğim ben? İnanıyorum. Başkan. Bir 5 dakika vaktim varsa. Ben bir şeye bakacaktım. Sağ olasın. Aslı. Baba. Senin ne işin var burada? Ben... Cemil abi. Mürtüz, sen nereden çıktın lan? Abi sen çağırdın ya, yardımcını mı ne koymuşsun? Bana dedin Mürtüz gel hemen başla. Ben de geldim. Biliyorum, biliyorum. O kadar çabuk geldin yani. Aferin. İyi hadi hayırlı olsun. Sağ ol abi. Bana bak, senin ne işin vardı Fırat'ın odasına? Baba ben burada çalışıyorum. Burada mı çalışıyorsun? Ne zamandan beri? Baba hani demiştim ya iş buldum diye. Bir şirketin duvarına resim yapıyorum. O şirketin Fırat Bey'in şirketi olduğunu niye söylemedin bana? Bilmiyordum ki baba. Ben başta Fırat Bey'in kim olduğunu bile bilmiyordum. Yalan söyleme bana. Baba yemin ederim bilmiyordum. Ta ki annem karşısına geçip kızana kadar birileri çekmiş videoya. Onu izlediğimde anladım her şeyi. O günden beri de arkamdan iş çevirmeye devam ettin yani. Babam iş çevirmek değil. Vallahi bilemedim. Annenin babanın arkasından oyun çevirmeyi bildim. Gelip doğruyu söylemeyi bilemedin ya. Baba işi bırakacaktım tamam mı? Ama paramız yoktu. Durumumuz kötüydü. Sen de çalışmıyordun o sıra. Ben de düşündüm nasıl olsa bir aya kadar bitecek bu resim diye. Biliyor musun Fırat Bey beni de işe aldı. Şoförü olarak. Ne? Ne ya? Muhtemelen haberi yok benim kızım olduğunu. Bana bak. Hemen şimdi işi bırakacaksın. Ama... Aması maması yok. Bitti dedim o kadar. Baba bari izin ver resmi bitireyim. Çok ayıp olur Fırat Bey'e. Hayır. Şimdi yukarı çıkacaksın. Ben çalışamıyorum, beceremiyorum. Hastayım diyeceksin. Ne yapacaksan yapacaksın, ayrılacaksın. Hadi. Ben burada bekliyorum. Hadi.
İşin enteresanı ne biliyor musun? Ben de onun sevgilisini kaçırdım. Özleşmiş olduk. Sevgilisi mi? Henüz tanışmadık, bilmiyorum. Senin zaten neyden haberin var ki? Mağara gözlüm. Hadi kapat telefonu. Bugün bir daha rahatsız etme beni. Yok, olamaz. Olamaz. Mümkünat yok. Gel. Refik diye biri arıyor abi. Aç. Sesi hoparlöre ver. Alo. Ne var? Cemil Bey, şey diyecektim. Hani Fırat'ın bir sevgilisi var demiştiniz ya. O sevgilisi kimdi? Ne o Refik? Magazin muhabirliğine mi başladın? Yoksa yeni bir şey mi var Fırat cephesinde? Yok Cemil Bey, gözümü dört açmak için soruyorum. Sesindeki garip telaştan anladığım kadarıyla benden bir şey saklamaya çalışıyorsun. Neler oluyor, dökül hemen. Yok Cemil Bey, vallahi billahi değil. Gözümü dört açmak için sordum. Neyse, görüşürüz. Nazlı Refik'i neden işkillendirdi bir araştır bakalım. Nazlı hakkında bilgi topla. Adı dışında bir şey bilmiyoruz. Başlayın abi. Ay, çok uzun zaman olmuştu bu eve gelmeyeli. Rahmetli annem çok severdi. Neden gelmiyordunuz bu eve? Abimin işinden dolayı. Ama şimdi bir süre burada olmamızı istedi. Çok güzel bir evmiş Ece. Kızlar, benim gitmem lazım. Şimdi geç kalırsam Fırat abi kızar. Tabii tabii, yedik biz de bunu. Kolay gelsin. Hadi bay bay. Ne diyeceğim ben şimdi? Allah'ım yardım et bana. Ya tam her şey yoluna girdi derken... Yok. Hayır, olmaz. Ben gerçeği söyleyemem Fırat'a. Nazlı? Sen niye ayaklandın böyle? Geç, dinlenmen lazım senin. Gel, oturtayım seni. İyi misin? İyiyim. Ne oldu, garip davranıyorsun? Yoo. Yani yok bir şeyim. Aslında var. Tabii bütün bu olanlardan sonra insan normal davranamıyor haliyle. Ben de tam seni evine bırakayım diyecektim. Biraz da sen dinlen. Hayır. Yani asıl senin dinlenmen gerekiyor. Ben zaten babamla bir işim vardı, onunla buluşacaktım. Öyle desene. Tamam, yarın görüşürüz. Yarın... Yarın gelmesem olur mu? Yani kendimi biraz hasta hissediyorum. Birkaç gün izin alsam. Biliyorum duvarda yarım kalan bir resim var. Çok ayıp ama... Olur tabii canım. Saçmalama. Canın ne zaman isterse o zaman gel başla. Tamam. O zaman sen de iyice dinlen, tamam? Görüşürüz. Görüşürüz. Küt yalan kıvırma İfet. Bak vallahi etlerini burarım, elimde kalırsın. Nazlı'nın birlikte olduğu adam kim? Aa, Nazlı biriyle mi birlikteymiş? Kel ve zengin mi bari? Bak İfetciğim, kızım çok önemli. Hadi evladım, bir şey biliyorsan söyle.
Ya Mualla teyze, Nazlı biriyle birlikte olacak ben bilmeyeceğim öyle mi? Yani bu insanoğlunun Mars'ta koloni kurması gibi bir şey. Kız doğru dürüst cevap ver, dalga geçmesene. Ne biliyorsan söyle çabuk. Vallahi burarım etlerini. Ay anne al bur ya, bileziğim ya ben al bur. Yani büyük ihtimal anneannem de seni böyle vura vura yetiştirdi. Sen de benim üzerimde uyguluyorsun bu arkaik metotları. Arka ne? Aman boş ver arkadaşım ya, bu deli bu be deli. Böyle aklınca gavurca kelimeler ediyor kafamızı karıştırmak için. Bak İffetciğim, ben Nazlı'yı ne kadar severim biliyorsun değil mi canım? Ben onun iyiliği için soruyorum. Biliyorum Mualla teyze. Bak ben zaten anladım bir haller olduğunu. Ama bu Kadriye böyle anlatınca... Ne anlattı ki Kadriye teyze? Ya işte karakolun önünde bir adamla buluşmuş. Sonra da adamın arabasına binip gitmişler. Bak, ben bu bakışı biliyorum. Vallahi de biliyorum, billahi de biliyorum. Kız çabuk söyle ne varsa. Konuş! Ya anne ben şok. Ne bakışı ya, ben şaşırdım. Yani bir insan bir insana böyle iftira atmaz. Şok. Kız tepemi attırma, konuşsana kız. Ay! Ya yeter be. Bilmiyorum dedim ya, bilmiyorum. Allah Allah ya. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer belli kızım. Akşama dönüp gelirsin eve, bak göreceksin gününü. Aa! Baba ben geldim. Nerede kaldın? Boyaları falan topladım. Bir ara uğrayıp alacağım. Alo. Fırat Bey. Ben bugün midemi kötü hissediyorum. İzniniz olursa hastaneye gidebilir miyim? Sağ olun efendim. Sağ olun. Hadi düş önüme. Be. Tıpkı televizyondaki aşçılar gibi doğuruyorsun. Ececiğim, bunun için 21 ay boyunca New York'taki okulda ders aldım. İnşallah Fırat beğenir. Senin gibi bir kadın varken abim nasıl oluyor da hala o Nazlı'yı seviyor anlamıyorum. Az kalsın ölecekti onun yüzünden ya. İnanamıyorum yani. O kız nasıl yapıyor bilmiyorum ama Fırat'ın mantıklı davranmasını engelliyor bir şekilde Ece. Sen onun tecavüze uğramadığını da ortaya çıkardın. Hala neden o kızın peşinde? Ben anlayamıyorum. Galiba ona aşık. Keşke abim seni onu ne kadar çok sevdiğini görebilseydi. O zaman bütün bunları yapmamıza gerek kalmayacaktı. Fırat beni ne kadar sevse de sevmese de... ben onu ömrümün sonuna kadar çok seveceğim. Aşk böyle lanet bir şey galiba. Sen onu kendinden ne kadar uzak tutmaya çalışırsan çalış... o içinde bir yerde büyüyor. O mutlu ve güvende olsun bana yeter. Seni ne kadar teselli eder bilmiyorum ama... ben her zaman abim ve senin yanındayım. Biliyorum Ece'cim. Bizim yanımızdasın ama... Fırat'ı Nazlı'dan koparmak kolay olmayacak. Dediğim gibi... ben her zaman senin ve abimin yanındayım. Bunun için de ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biliyorsun değil mi? Fırat'ın bir tek ailesi var, o da sensin. Onun için onun üstünde yaptırımın çok fazla. İyi de nasıl? Zamanı gelince bir yolunu ve yöntemini buluruz Ececiğim. Hadi bakalım, çok gevezelik ettik. Dolaptan eti ver bana. Tamamdır şef.
yolda mı karşılaştınız? Baba, bak annemin hiçbir şeyden haberi yok, tamam mı? Ona kızma lütfen. Sen sus. Kapa çeneni. Ya ne oluyorsunuz? Valla. Nazlı nerede çalışıyor? Nerede mi çalışıyor? Şey işte yani bir yerde resim yapıyor. Şirketin duvarına... Ya söylemiştim ya sana. Bana bak. Lafı dolandırma. Hangi şirkette çalışıyor? Ya ne bileyim ben, hiç sormak aklıma gelmedi ki. Gelmez tabii. Beni takip etmek aklına gelir ama bu gelmez. Ben kızımı sana emanet edeyim. Evde annesi var. Her şeyini bilir. Takip eder diyeyim. Oysa sana bak. Saldım çayıra. Mevlam kayıra. Valla böyle analık olmaz. Ya sen şimdi niye durup dururken çemkiriyorsun bana? Durup dururken mi? Nazlı hangi şirkette çalışıyor biliyor musun? Fırat'ın yanında. Hani ben orada çalışmayayım diye bir sürü laf ettiğin şirket var ya. Fırat'ın şirketi orada. Nazlı. Doğru mısın? Baba. Annemin bir kabahati yok. Ne olur kızma ona. Bundan sonra benden izin almadan dışarı çıkmayacaksın. Öyle geceliğin iffetlerde falan kalmak da yok. İşe de gitmeyeceksin. Çünkü sana güvenip herhangi bir işe artık koyamam. Ana kız birlikte evde oturun işte. Ne var? Niye rahatsız ediyorsun beni? Abi ya önemli bir şey olmasa aramam. Refik'le Nazlı aynı eve gittiler az önce. Ne demek aynı eve girdi? Ben şimdi Nazlı'yı takip etmek için Fırat'ın şirkete gittim. Oradan beraber çıktılar Refik'le Nazlı. Belki Fırat benden korkusunu kız evine bıraktırmıştır. Bilmiyorum abi de. Bunlar daha çok baba kız gibi. Baba kız mı? İstiyorsan etraftan bir soruşturayım. Tamam. Benden haber bekle. Vay canına. Nasıl Refik'in kızı? Annem, iyi misin? Annem, lütfen affet beni. Ama ben bilerek yapmadım. Ben ilk başta Fırat Bey'in kim olduğunu bile bilmiyordum anne. Sonra öğrendiğimde de işten ayrılmaya çalıştım. Yemin ederim bak. Ama paraya ihtiyacımız vardı o sıra. Başka bir iş bulamam diye de korktum. Mecbur kaldım. Bana yalan söyledin Nazlı. Ben kızım bana asla yalan söylemez derdim. Bana yalan söyledin. Nazlı annesini, babasını üzmez diye düşünürdüm beni. Bir şey değişmeyecek anne. Yine yapmam. Annem, ben bu kadar kızacağını bilemedim. Ama iş bu işte. Ha patron Fırat Bey, ha başka biri, ne fark eder? Nazlı, bu adamın düşmanları anasını öldürdü. Az kalsın babanı öldüreceklerdi. Yetmedi, katil diye suçladılar.
Yani bu adamlar eli silahlı adamlar. Bizim onlarla ne işimiz olur kızım ya? Ne işimiz var bizim onlarla? Allah yakın, bizden uzak dursun dedikçe dibimde bitiyor kör olası. Annem tamam ne olur bak yapma böyle. Üzme kendini bu kadar. Tansiyonun fırlayacak şimdi. Tamam söz veriyorum sana. Bir daha adını duymayacaksın. Nazlı. Karakolun önünde arabasına bindiğin adam kimdi? Valla. Yemek nerede kaldı? Bu iş burada bitmedi. Sonra hesaplaşacağız. Hadi gelsenize ya. Rahatsız etmeyelim şimdi seni başkan. Ulan uzun zamandan beri ilk defa beraber yemek yiyeceğiz. Hadi, hadi yürüyün ya. Yürü. Söyleyeyim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş. Sibel'le çok güzel yemekler hazırladık size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yakıyorsun Sibel. Vallahi öyle. Sağ ol. Hadi. Çok güzel sofra hazırladık vallahi içeride. Hadi gelin. Hadi. Vallahi ben bu kadar güzel yemeği bir arada daha önce hiç görmedim. Anneminkilerle bile yarışır. Vallahi ben bunların alayını yemez miyim şimdi? Az biraz kibar ol ve Çerkes ol. Hadi bakalım. İnşallah tadını da beğenirsiniz. Beğenirseniz bundan sonra hep yaparım. Benim için yaptıklarınızdan sonra ailem sayılırsınız benim. Ama şimdi sen buna bu kadar yüz verirsen sabah akşam yemek yapmak zorunda kalırsın Sibel. Olsun. Hadi ben kurt gibi açım hadi. Aşk olsun abi. İnsan bir eline sağlık demez mi Sibel önce? Yani tatlım önce yiyeyim sonra derim yani. Ay boşuna dememişler erkekler sonradan eğitilmez diye. İyi ki köpeğim var Sibel. Ya bizim kafamız pelte gibidir Ececiğim. Şimdi böyle bir şekil falan verirsin biraz durur ama bir saate bozulur yani. Kendi adına konuş lan boşnak böreği. Sen niye üstüne alıyorsun oğlum? Senin daha şu dünyada bir kadınla münasebetin olmuştu. Oğlum çünkü ben ya severim ya da silerim. Genelde de silerim. E anca hırgür yani. Oğlum ne yapsaydık? Bak yiğit harpte, dost dertte. Olgun adam da hiddette belli olur demişler. Bence adamlık sevdiğin kadına her gün tekrar aşık olmaktır. Değil mi abi? Hı? Tekrar aşık olmaktır. Ha evet evet öyle tabii. Yemekten sonra hep beraber eğlenmeye gidelim mi? Bir değişiklik olur. Tatlım Saltuklu'ma esnaf Sibel'i eve bırakacak. Ben de yorgunum yatacağım. Sibel niye eve gidiyor ki? Ya ben Sibel'in burada benimle kalmasını istiyorum. Hem Cemil'e karşı daha güvenli değil miydi burası? Yani Cemil'le sorun hallolduğuna göre artık evinde kalabilir değil mi? Tabii ki Ececiğim. Hem size zahmet oldu yeteri kadar zaten.
Yani Sibel yanlış anlama. Demek değil ki bir başına korumasızsın. Ne zaman istersen biz yanındayız. Tamam mı? Biliyorum, biliyorum. Sağ olun.